Güzel Beyza, Allah güzelliğini daha da artırsın. Yakından göreyim seni. Şahane kızsın, şahane. Tam genç kızsın. Allah senin nuruyla sarsın. Hidayetini hiç üstünün eksik etmesin. Cennette inşallah arkadaş olalım, dost olalım. Yakın olalım cennette inşallah. Bir daha. Samsun'dan Beyza. Siyasette neden sevgi hakim değil? O büyük bir bela yani eskiden beri öyle klasik 150 yıllık geçmişine baktığımızda adam öldürülür, suikastler yapılır, darbeler yapılır. Siyasetçiler birbirlerine akıl almaz hakaretler ederler. Siyasi toplantılarda kafa göz yarılır. Sandalyeler havalarda uçuşur. Sert yüzlü olurlar. Herkes birbirine harcar. Bazı siyasi birimlerde ve bazı olaylar için bunu söylüyorum. Yani siyaset sanki böyle korkunç bir müessese gibi bilinir birçok kişi tarafından. Yani rahatça insanların harcandığı, acımasız mücadelelerin verildiği, soğuk bir sistem olarak bilinir. Fakat siyaset Mehdiyet devrinde saf sevgi amaçlı bir sistem olacak. Herkes sevgiden bahsedecek, herkes dostluktan bahsedecek, herkes arkadaşlıktan bahsedecek, herkes herkesin hayrına, iyiliğine gayret edecek. Herkes birbirini koruyup kollayacak. Böyle şey olur mu ya? Böyle siyaset anlayışı. Dünyanın her tarafında hemen hemen facia. Çok ürkütücü. Muazzam kavgaların yaşandığı, kargaşaların olduğu, dünyada hemen hemen her ülke darbe korkusuyla yaşıyor. Darbe aşağı, darbe yukarı. Kendi ülkesinin insanından korkuyor. Kendi askerinden korkuyor. Askeri de kendi halkından korkuyor. Birçok yerde böyle. Evet, dinliyorum.